Raks, eski Raks, bize çok teşekkür ediyoruz. Ay vallahi çok Sen severim ne yaptın? Raks Masayı mı çalışanları. çektin? Evet, ne oldu? Nasıl bir gücün var senin ya? Herhalde ben var ya. Aa! Öyle Bu masayı nasıl beni çektin? sahipsiz görenler oluyor mesela, başımda erkek yok diye falan, ama güçlüyümdür, fena değilimdir Ece Erken tehdit edildi. Ya Bunu evet ciddi ya. ciddi söylüyoruz. Gerçekten gene Yine bu tehdit edildim. defa yani gerçekten muhatap, karşımızdaki bütün muhatapların erkek olması ne kadar güçlü olduğumuz anlamına geliyor. Çok Sırayla enteresan. bir sen, bir ben, bir de bebek. Bakalım kim kimi daha Ya tehdit ben bu edecek. programı başlayalı, yani bana diyorlardı zaten, sen çok naifsin, çok kırılgansın, dayanamayabilirsin vesaire diyorlar. Ama ne olacak, magazin sunuyorsun, ne var bunda diyorum. Hiç öyle değilmiş. Öyle değil. Yani önüne gelen, Kazın ayağı öyle değil. evet, Herkes önüne gelen tehdit ediyor. ve bizim programla alakalı bir formülden bahsedeceğim. Ki birileri ne yaparak bu programı kullanıyor? Onları anlatacağız. ve tehdit edildik yine. Yine Yine her zamanki gibi. anlatacağız. Sen iletişim adreslerini ver, sonra biz reklamdan evvel anlatalım ya. Çünkü aslında çok boş bir konu. Çok bahsedilmesi gereken de insanlar olduğunu düşünmüyorum. O zaman hiç iletişime girme. Vakit yok, sen konuş. Ha tamam. Valla. Ya dün şöyle bir şey oldu. Benim biliyorsunuz artık, anlatıyorum ya, Sezer. Kim tehdit edecekse önce Sezer arıyor. Sezer Günah. aracılığıyla bize ulaşıyor. Sezer de Bir bir tane hanımefendi bu arada. Yani erkek ismi gibi kız, evet, algılamadım. Bir kadın. kadın yani. Bir kadından Evet. bahsediyoruz. Sezer'i birisi arıyor. Bu işte eskiden vokalistlik yapan bir kızcağız. Diyor ki benim hakkımda diyor zengin koca avcısı demiş Ece Erken canlı yayında. Ben ona gerekeni yapacağım. Instagram'da şöyle saldıracağım, böyle saldıracağım. İşte şunu diyeceğim, bunu diyeceğim. Tehditler savurmuş. Allah Allah diyorum ya, hayatımda çok özür dilerim gerçekten, zengin koca avcısı gibi bir cümle ben ne yayında kurarım ne yayın dışı kurarım. Çünkü gerçekten benim ağzıma yakışmayacak kelimeler olduğunu düşünüyorum. Ve muhatap bile olmayacağım bir kişi söylüyor bunu. Sonra bu program sayesinde zaten çok değerli insanlarla da sürekli muhatap oluyorum. Çok şükür Bülent Ersoy gibi, Nuri Yeltaş gibi, onlarla sürekli selamlaşıyoruz, merhabalaşıyoruz programla ilgili, Seda Sayan'la. Ama hiç alakan olmayacak insanla da maalesef muhatap olmak zorunda kalabiliyorsun. Sonra bizim işte patronlarımıza kadar Osman Gökçe'yi arayacağım falan filan. Allah Allah, ararsanız arayın. Hani benim bir sıkıntım yok. Çünkü ben zaten yayında böyle bir kelime söylemedim. Takipçileri buna diyorlar ki, bir tanesi Ece senin için bunu dedi. Aslında takipçinin kendi Fikri. düşüncesi. İşte ben onu söyleyeceğim. Bizim programla alakalı şöyle bir formül oluşturdunuz. Ne oluyor ya? Benim konuşmamam için her şey oluyor. Mesela insanlara gerçek düşüncelerini söyleyeceksin. Sizin düşünceniz. Mesela onun zengin koca avına çıktığını söylemekse, sizin için Beyaz TV'de böyle söylediler diyorsunuz. Halbuki o takipçinin düşüncesi. Evet. Halbuki biz sana öyle bir şey demedik güzel kardeşim. Hiç adı bile geçmedi. Aynen öyle. Çünkü gerçekten hani ne reyting konusu, ne malzeme konusu, ne adı geçecek bir isim hakikaten bu masada, yemin ediyorum, geçmedi. Böyle bir şey olamaz. Sonra beni tehdit eden, sen dedim gerçekten hani kimsin, hangi hadle tehdit ediyorsun? Bu sefer kocası girdi oraya, araya falan. O yüzden hani bu tehditler devam ederse buradan suç duyurusunda bulunayım şimdi. Ve açık açık Savcılığa, da söyleriz evet, olmazsa. suç duyurusunda bulunacağız Evet. ve eğer bu devam ederse de yarın bu masaya yatırılacak isim olarak da, hani çünkü Peki. seyircinin de bilmeye hakkı var. Ama gerçekten bana bunlarla gelmeyin. Bu masa bir magazin masası. Aslında sosyal olaylarını da tartıştığımız. Programı, evet. Ama demek ki herkes ne kadar ciddi alıyor, ne kadar önemsiyor ki bir takipçinin sözüyle tehdit edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye başıma bir iş gelirse de sen biliyorsun şahısları. Konuyu ben biliyorum. Yani Başımıza şöyle başına. kolum bir yere takılırsa bil yani. Evet, o ben Bana hemen diyor. suç duyurusunda Evet, Bilal de bulunurum. biliyor zaten. Herkes biliyor. Evet. Peki. Aleyküm selam Bilal. Okay, şimdi geçiyoruz. Kime geçelim? Ne Seren istiyorsun? Serengil. Ay, Seren Serengil bir kıyafet giymiş. Sosyal medyada olay oldu. Yeşil. Hatırlıyor musun? Ha, o olsun da diğeri olmasın. Yelda yaptı çünkü. Tuğba Ünsal'ın kıyafeti gibi. Bu da araba yıkama şeyine benzetilmiş. Evet. Ne derler? Araba yıkama Fırçası. fırçası. Araba yıkama fırçasına benzetilmiş. O fotoğrafta işte Tuğba Ünsal'ın da kıyafeti Ama benzetilmişti, Tuğba'nınki aşırı biliyorsunuz. benziyordu. Bu Evet. hiç Seren'in tarzı bir kıyafet değil. Ki Seren, Değişik. bu zaten aynı direkt. Aynı. Seren, yalnız Tuğba'ya bak ya. Çok uluslararası bir şey gibi Yüzü duruyor. çok Yüzü güzeldi. çok güzel duruyor. Seren'in de keza öyle ama elbise gerçekten Seren'in enteresan bir hiç elbise. tarzı bir elbise değil. Geçen gün bir daha bundan bir sonra bir elbise koydu. O çok güzel leoparlı ama Seren hot, yani kişiye özeldi kimlerde?
Gerçekten bir mesai harcıyor. Gidiyor provasını yaptırıyor ve müdahale ediyor. Şunu şuraya yapalım, bunu buraya yapalım. Böyle askı gibi beklemiyor yani. Biz aynı modacıyla çalıştığımız için çok iyi biliyorum. Evet. Fakat bunu Yelda yapmadı, onu da söyleyeyim. Bu elbiseyi hiç beğenmedim. Yani bu elbise hiç senin, ne senin tarzı ne de senin zevki. Evet. Rengi güzel sadece. Bir de bu hareketli hali daha güzel. Bak bir dursun elbise, yok Allah'a emanet. Elbiseyle ilgili bu kadar konuştu. Bu yoruma neler söyleyecek Bircan Bali? Ha, neymiş? Asıl habere geliyorum. Ha, gelsin. Bak şimdi bunu paylaşıyorlar. Bades Nüs diye bir Instagram hesabı paylaşıyor. Kullanıcı, evet. Serocuğum yine çok şıksın. Ama Allah affetsin, araba yıkama makinesine benzemişsin. Birazdan Gülben Ergen'in bütün geçmişini temize çekecekmişsin gibi bir halin var. Yazı bu. Seren, Seren altına, evet evet hemen onu sordu. Aha 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 aha. Yıka yıka yine mümkün değil o dedin diyor. Yine bir kavga başlayacak mı acaba, tartışma? Yine mi kavga? Şey... yok zaten Seren'in tarzı belli, daha kavga başlamayacak. Ya bence Gülben Ergen Seren Serengil'in hiçbir söylediğini artık dikkate almıyor. Alıyor. Hayır, nasıl alıyor? Magazin programlarını alıyor. Seren program mı yapıyor? Alıyor. Geçen sene magazin programında değil miydi Seren? O zaman niye şey yaptı peki, magazin programlarını bu kadar önemsemiyorsa niye kızı hapse attırdı? Onu önemsiyor işte diyorum, dikkate alıyor. Seren'i de dikkate alıyor. Hiç tezlerini hiç çürütmüyor. Seren söylüyor ve haklı kalıyor. Peki. Çünkü bence savaşmıyor. Çünkü Seren bence doğruları söylüyor. O zaman şöyle bir şeyle devam edelim Gülben'in bence. Söylediği Gülben Ergen'in şey ne ya? Onu bir... Evet. Ah, dünyanın en güzel gülüşü. Bir tane YouTube kanalında konuk oluyor bir tane programa. Orada magazin programları ile ilgili bir açıklaması var. Bakalım hak verecek misin bakalım sevgili Bircan? Hazırsa Bilal'cığım, biliyorum akışı birazcık değiştirdik. Buyurun. Ben ilk kendi yorumumu yapayım. Ben hayatımda kimsenin özel hayatı, sevgilisi beni enterese etmedi açıkçası. Herkesin özel hayatı yani. Kocasını, eşini aldattıysa da aldattı. Eşinin bileceği iş veya kendisinin söyleyeceği şey. Ben her zaman bu masada hep diyorum. Beni de asılar, kestiler vesaire. Biliyorsunuz hikayeyi. Ama ben her zaman ne dedim? Eğer bir kadın anneliğinin arkasına sığınıyorsa, ben anneyim anneyim diyorsa başka anneyi vurmayacak. Biliyorsunuz benim olayımı. Kendi davalarında, Erhan Çelik'le olan davalarında beni sebepsiz yere konu etti. Sebepsiz yere adımı çıkardı. Sebepsiz yere beni aşağıladı o davalarda. Ve ben dava açtım Altın Mimir'e, avukatına. Avukatı da ondan izinsiz yapmayacağı için ikisi de benim gözümde suçludur. Benim her zaman savunduğum şey bu. Yoksa Gülben Ergen'in sevgilileri, zaten sevgililerini konuşan kişi kimdi? Bunları ortaya çıkan Can Tanrıyer. Can Tanrıyer'le Sarmaş Dolaş fotoğrafı var mı? Var. Kim çıkardı penguen fotoğrafını? Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin yılbaşı davetine gitti mi? Gitti. Yani Gülben Ergen'in aslında bizim zamanımızda magazin böyleydi, şöyleydi, şimdi şöyle tük kaka dediğini pek anlam veremedim. Kendisiyle çelişiyor. Çünkü zaten onun o haberini yapanlarla el ele kol kola. Sen hariç. Ben haber yapmadım ki. Bilal'le de konuşuyorlar. Ben çıkmış, haberi de sen yapmadın. Evet. Yapıyorum. Ben hiç yani, haber yapmıyorum. Keza Seren Serengil de öyle. Seren de haber yapmadı. Ben Seren'i korumak aklımda vesaire de değil. Yalnızca ben bu ilişkinin biteceğini ve başka bir ilişki olduğunu hissettiğimi söyledim. Ya Burak Törer'le evet, olayında ve bitti. Burak, ve bitti de. Bunun içinde Gülben'i, yani Gülben bu işlere komik geliyormuş, izleniyormuş. Vallahi umurumda da değil yani açıkçası. Ahlak Bekçiliğine gelince... Evet haklı. İnsanlar ahlak bekçiliği konusunda haklı. Yani yapmadığım şeyleri yargılarım, sorgularım. Fakat eskiden daha tatlıydı kısmına katılıyorum. Çünkü hiç kimsenin hiçbir şey ortada değil. Instagram yoktu. Sosyal medya yoktu. İnsanların elinde telefon yoktu. Çok önemli, evet. Şimdi... O zaman da böyle pamuk şeker gibi takılıyordunuz. O zaman herkes saf, masum, temiz görünüyordu. Havayı yaktın falan şarkılarda kalıyordu. Fakat şimdi gerçekten havayı yakıyorsunuz ve insanlar bunu fotoğraflıyor. Evet. Tek farkı bu. Biraz teknoloji hızlandığı yani için gizli magazinde kalma, değişti. Gizli kalmış hiçbir şey olmuyor hayatımızda. Hayatta Amerika'ya yani. Gitsen çıkıyor ya. Los Angeles'a git. Çıkıyor. Elinde paketlerle bile çıkabiliyorsun fotoğrafa yani. Gidenler öyle çekiyor. Yani benim de başıma geldi. Çıkmış bir arkadaşım var mı? Tanıdık var mı? Tanıdık var mı? Yani çekiyorlar. Evet, gizli kapaklı kalmıyor. Eskiden gerçekten diğer sanatçıların özelini bilir miydik? Ben Televole zamanında. Ama şöyle bir şey var. Eğer eski magazin diyorsanız da
Bilal Özbilge bizim yapımcımız 27 yıldır magazinci ve Televole'yi yapanlardan bir tanesi. Evet, canlıyı. Evet, canlıyı yapan. Evet. Yani emektar bir gazeteci gerçekten. Şimdi eski magazinde o yapıyordu gene. Ece, ben Gülben'e katılıyorum. Bu telefon işleri sosyal medya çıktıktan sonra işin rengi değişti. Yani herkes magazin peşinde koşmaya başladı. O kadar çok diye, yani özel mesaj alıyoruz ki, bakın şöyle yapmışlar, bakın bu da var, bunu yakalamışlar. Herkes bir haber yapma peşinde.